ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun başkanım. Allah bin kere razı olsun. İyi ki abimizsiniz. Sağ olun. Mansur Yavaş, Ankara'nın ilçelerine gidince daha çok İyi Parti teşkilatlarıyla yakın duruyor. CHP'nin kirli hesapları yetmiyormuş gibi bir de İyi Parti'nin entrikalarını izliyoruz. Bu iki belediye başkanının koşu partneri olarak masaya ben getirmiş oldum. Ama yani Cumhuriyet Halk Partisi ile anlaşarak olmuş oldu bütün bunlar. Saraçhane'de İmamoğlu'yu gazlayıp, ya Mansur ya Ekrem deyip ortalığı birbirine katan Akşener'in koltuğu da sallantıda. Bekleyip görelim. Sandık en önemli güç. Demokrasilerde siyaseti sandık dizayn eder. Sadece siyaseti mi? Elbette hayır. Dış dünyayı da dizayn eder. Nitekim sandık sonuçları açıklanır açıklanmaz Amerika başta olmak üzere Fransa, Almanya gibi ülkeler de Erdoğan'ı tebrik ederek Türkiye ile çalışmak istediklerinin altını çizdiler. Evet, sandık dönüştürür. Bugünlerde hem CHP'de hem de İyi Parti'de kongre sancısı var. Bir taraftan kongre hesapları yapılırken bir taraftan da yerel seçim hesapları yapılıyor. Çarşı karıştı. İmamoğlu bayrak gösterdi. Şimdilerde Özgür Özel, ben de varım diyor. Ancak bu videonun konusu İyi Parti. Geçtiğimiz günlerde İyi Parti İzmir eski milletvekili Aytun Çıray, zehir zemberek bir açıklamayla partisinden istifa etti. Yine İyi Parti sözcülüğü yapan Yavuz Ağaralioğlu da bir açıklama yaparak, Meral Akşener istifa etsin dedi. Dün de İyi Parti İstanbul milletvekili olan ve partinin grup başkanlığı gibi önemli bir görevde bulunan Ahat Andican, İyi Parti'den istifa etti. İyi Parti'de yaprak dökümü başladı. Yerel seçimlerde iyi bir sonuç alamadıkları takdirde bu partinin dağılması kaçınılmaz görünüyor. Siyasi partiler, Kongre'de yaşayacakları sancıyı yerel seçimlere adres göstererek aşmaya çalışıyorlar. Şimdi kavga zamanı değil. Bakın önümüzde yerel seçimler var. Sizleri belediye başkanı yapacağız diyerek kaynayan kazanı soğutmaya çalışıyorlar. İyi Parti seçimlerden beklediğini bulamadı. MHP baraj altı diyenler fena yanıldı. İyi Parti'yi %15-20'lerde gösterenlerin siyaset bilmediği ortaya çıktı. MHP tüm aleyhte kampanyaya rağmen İyi Parti'nin önünde seçimleri tamamladı. Milliyetçilerin merkez adresi MHP oldu. Gerçi İyi Parti'nin milliyetçilikten daha çok merkez parti olma isteği vardı, olmadı. İyi Parti Ankara Milletvekili Adnan Beker bir konuşmasında "Biz de Kılıçdaroğlu'ya oy istedik, HDP'de" diyerek bir gerçeğin altını çizmiş oldu. Siz ana omurgası milliyetçi olan bir partide HDP ile yan yana gelerek oy isterseniz hüsrana uğrarsınız. Öte yandan Akşener'in masadan kalkması İyi Parti oylarını eritti. Dağınık ve kararsız bir görüntü seçmeni rahatsız etti. Seçmen istikrara oy veriyor. Size İyi Parti cephesinden bir kulise aktarayım. Yerel seçimlerde İyi Parti, CHP'den 10 büyükşehir ve 30 ili istiyor. Buralarda kendi partilerinden aday göstereceklerini söylüyorlar. Ayrıca 200 ilçenin üzerinde belediye başkanlığı istiyorlar. Biz eşit iki partiyiz diyorlar. İstedikleri illerse Ankara, Antalya, Erzurum, Kayseri, Konya, Balıkesir, Manisa, Kahramanmaraş, Samsun, Mersin. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın seçim öncesi İyi Parti'ye geçeceği ve bu partinin adayı olacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Mansur Yavaş'ın iki önemli çalışma arkadaşı İyi Parti'den Ankara Milletvekili oldu. Ankara 2. bölgeden Adnan Beker ve 3. bölgeden Yüksel Arslan. Bu iki isim Mansur Bey'le yakın çalışır. Şimdiden Mansur Bey İyi Parti Ankara adayıymış gibi çalışıyorlar. Ankara Belediyesi CHP'den daha çok İyi Parti'ye yakın duruyor. Belediye meclis üyeliği yaptığımız dönemlerde CHP'li meclis üyesi arkadaşla yaptığımız sohbetlerde hep Mansur Bey'den şikayet ederlerdi. Doğrusunu isterseniz CHP'liler haklı. Mansur Bey Ankara'nın ilçelerine gidince daha çok İyi Parti teşkilatlarıyla yakın duruyor. Öte yandan birkaç gündür Ankara'da yoğun yağmur var. Resmen Ankara Belediyesi çöktü. Laf aramızda Mansur Bey kaybediyorsun. Güle güle. Şimdi de CHP'ye gidelim. Parti zor durumda. Kemal Bey'in partinin başına gelmesi, getirilmesi değişen dünya koşulları içindi. CHP'nin de dünyadaki değişim rüzgarına uyum sağlaması gerekiyordu. Öyle oldu. Deniz Bey tasfiye edildi. Baykal ve ekibi gidince partinin sesi de, tonu da, kapsama alanı da farklılaştı. Operasyonun amacı buydu. Kılıçdaroğlu geldikten sonra sağdan pek çok ismi partisinin şemsiyesi altına aldı. Evin bahçesinde pek çok değişiklik yapılıyordu. Dışarıdan görülsün diye. Ancak ne hikmetse Kemal Bey ve arkasındaki güç siyasi ve ekonomik olarak ne dünyaya ne de Türkiye'ye bir şey vaat ediyordu.
Sadece rengin tonlarıyla meşguldüler. Bence 28 Mayıs'ta ortaya çıkan sonuç, Kemal Bey'e inanmama bunun sonucuydu. CHP'nin bir ufku, bir gelecek hayali yoktu. Bütün motivasyonları, bütün hamleleri Erdoğan gitsin üzerine kurulmuştu. Kimse de çıkıp, dünya büyük değişimin kıyısındayken nasıl sessiz kalırız? Türkiye'nin gideceği rotayı, varacağı limanı, önümüzdeki 100 yılda nerede olacağını anlatmalıyız, geleceği kaçırmamalıyız şeklinde bir uyarıda bulunmuyordu. Bütün bunlara kafa yormak yerine hep bir ağızdan "Bu kez kazandık" gibi içi boş sloganlarla insanlara ulaşmayı, heyecan dalgası meydana getirmeyi umuyorlardı. Zaten 14 Mayıs'ta bunun olmadığını gördüler, yine anlamadılar. Kemal Bey çıktı, işi referanduma götürdü. Bunun için 28'inde bütün vatandaşlarımı, bütün vatanseverleri sandığa davet ediyorum. Gelin oylarınızı kullanın ve Türkiye'nin kaderini değiştirelim. Evlatlarımız, torunlarımız için güzel bir Türkiye'yi hep beraber inşa edelim çağrısı yaptı. Millet de sandığa gitti. Kılıçdaroğlu'yu referandumun kaybedeni ilan etti. Kemal Bey buna rağmen koltukta kalıyor ve hiçbir şey olmamış gibi yerel seçimlere kadar kendini atmak istiyordu. Düğümün çözüleceği yer İstanbul'du. İmamoğlu kazanırsa çıkacak, ben size söyledim, kaptan gemiyi sapasağlam limana götürdü diyecek. Bir de madalyonun diğer yanı vardı. İmamoğlu bir protokol imzalayıp İstanbul'a tekrar aday olursa ve seçilemezse evine dönmek zorunda olan kendisi olacaktı. Kemal Bey de çıkıp 14 ve 28 Mayıs'ta benim yanımda belediye başkanları vardı. Birlikte miting yaptık, meydanlara birlikte indik, birlikte yenildik, beni suçladınız, bana saldırdınız. Gördünüz mü İmamoğlu bir balonmuş sözleriyle en büyük rakibini tasfiye etmiş olacaktı. 76 yaşına gelmesine rağmen 2028'deki başkanlık seçimleri için CHP genel başkanı olarak yola düşecek en büyük rakibinden de kurtulacaktı. Kılıçdaroğlu'nun yenemeyeceğini bildiği Başkan Erdoğan'a karşı bir oyun kurgusu yoktu. Sadece CHP kendisinde olsun istiyordu. Bu nedenle kim ne yazarsa yazsın gitmiyordu. Yerel seçimlere kadar soluklanıp sonrasına bakacaktı. Son tahlilde İmamoğlu İstanbul'u kazansa da kaybetse de kazanan Kemal Bey olacaktı. Kardeşlerim, Türkiye yeni yönetim sistemiyle, özellikle söylüyorum, bunların parlamenter demokrasi, güçlendirilmiş parlamenter demokrasi, bu tür palavralarına aldanmayın. Buradan bir şey çıkmaz. Buradan bol bol masada toplanıp dağılmak çıkar. İranlıların güzel bir atasözü var. Nişestendu, goftendu, berhastend. Oturdular, konuştular, dağıldılar. Bunların durumu bu. Türkiye yeni yönetim sistemiyle birlikte işin ruhuna uygun şekilde siyasette iki ittifaklı bir görünüm kazanmıştır. Cumhur İttifakı ilkeleri ve tarafları gayet net, bir ortak hedef birlikteliği olarak milletimizin huzurundadır.